prostat kanseri tamamen bambaşka bir şey. Yani prostat iltihabı bambaşka bir şey, prostat büyümesi bambaşka bir şey. Her bir kişi prostat büyümesi olmadan prostat kanseri olabilir. Bir kişi hiçbir şikayeti olmadan prostat kanseri olabilir. Bir kişi 40 yaşında prostat kanseri olabilir. 40 yaş bizim için sınır. Daha erken yaşlarda yani çok belki milyonda bir görülmüştür ama bunlar da olgu sunumu şeklinde. Ama rutinde beklediğimiz şeyler değil. Yine söylüyorum, ailesinde varsa bir kişide olma ihtimali çok artıyor. Veya kardeşlerinde varsa prostat kanseri bu kişilerde çok artıyor. O yüzden hani bir kişide hiçbir problem yoksa ben de hiçbir şey yoktur demeyip hastanın rutin düzenli kontrollere gitmesini bu yüzden sürekli tavsiye ediyoruz. Hasta mesela prostat kanseri tespit ediliyor veya da işte prostat kanseri olabilirsin diyoruz. Hani bir PSA sonucu geliyor. Hocam diyor bende hiçbir şikayet yok ama diyor. Şikayet olmayabilir. Prostat kanseri zaten sadece ve sadece çok ileri evrelere geldiği zaman şikayet yapar. Eğer beraberinde büyüme yoksa. Yani büyüme varsa o zaman işeme problemleri ortaya çıkıyor. Ama büyüme olmadan bir prostat kanseri tespit ettiğimizde hastada hiçbir şikayet olmadan da hastada tespit edebiliyoruz. Ve erken tespit edebilirsek bu hastaların tedavisi çok kolay. Prostat kanseri çünkü bizim diğer akciğer kanseri, pankreas kanseri veya kolon kanseri gibi çok agresif seyreden kanserler gibi değil. Prostat kanseri tedavisi çok mümkün olan, işte %90'ında çok rahat bir şekilde 10 yıllık sağ kalımı sağlanabilen bir kanser grubu. O yüzden biz hastalarımıza erken tanı koyarsak biz hastamıza kür şansı yani prostat kanserinden vücudun tamamen şifa bulması şansını verebiliyoruz ve hastalarımıza bunun olabileceğini söylüyoruz.